Mevlana Celaleddin Rumi'nin 22. Batın torunu, Uluslararası Mevlana Vakfı 2. Başkanı Esin Çelebi Bayru Hanımefendi'yi açılış konuşması için davet ediyorum. Lütfen efendim. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, muhterem dostlar. Böyle feyizli, bereketli, ilmi sempozyumlar olduğu müddetçe Hazreti Mevlana'yı yalnız semadan ibaret sayanlara cevap oluyor. Bunun için TÜRKAD üyelerine, özellikle Cemal Nur Hanımefendi'ye teşekkür ederim efendim. Eyvallah. Bu aleme gelişim senin zuhurun içindir. Benim bütün söylediklerim nihayet sözlerimden ibarettir. Halbuki sen benim işim ve eserimsin. Sözleriyle babası tarafından ödüllendirilen Bahaeddin Sultan Veled, 25 Nisan 1226 tarihinde bugünkü ismi Karaman olan Larende'de dünyaya gelmiştir. Babası Mevlana Celaleddin Rumi, annesi Semerkantlı Şeyh Şerafeddin kızı Gevher Hatun'dur. Hazreti Mevlana oğluna kendi babasının ismini vermiş ve yakınları tarafından Bahaeddin diye anılmıştır. Annesini çok küçük yaşta kaybeden Bahaeddin, babasının manevi çevresindeki alimlerin maddi manevi ilmiyle yetişmiştir. Eflaki'den edindiğimiz bilgiye göre Sultan Veled babasından hiç ayrılmazdı. Hatta gençlik çağına kadar daima babasının yanında otururdu. Gençliğinin ilk devrelerinde birçok kimse onu Hazreti Mevlana'nın kardeşi zannederlerdi. Hazreti Mevlana bu benzerlik fikrine sen İnsanların iç ve dış yaratılışları bakımından bana en çok benzeyenisin hadisiyle iştirak etmiştir. 1945 yılında Şam'a giderek Şems-i Tebrizi'yi Konya'ya getirirken şah atlı, köle atlı, böyle bir şey olur mu diyerek onun yanında Şam'dan Konya'ya kadar yürümesi, almış olduğu terbiyenin ve Şems-i Tebrizi'ye gösterdiği saygının bir nişanesidir. Daha sonra Şems-i Tebrizi Hazreti Mevlana'ya bu olayı şöyle anlatmıştır. Ulu Tanrı'nın bağışlarından iki şeyim var. Başım ve sırrım. Başımı içtenlikle Mevlana'nın yoluna feda ettim. Sırrımı Bahaeddin'e bağışladım. Eğer Bahaeddin'in ömrü Nuh'unki kadar uzun olsa ve bunun hepsini harcasaydı, bu yolculukta benden elde ettiği feyzi elde edemezdi. Kendisini sizin de ödüllendireceğinizi ve onun kamil bir pir, büyük bir şeyh olacağını umuyorum demiştir. Hayatını babasına adamış olan Bahaeddin Veled, aynı saygıyı Seyyid Burhaneddin'i Muhakkak-ı Tirmizi, Şeyh Selahaddin Zerkubi ve Çelebi Hüsameddin'e de göstermiştir. Bilindiği gibi Sultan Veled, babası Hazreti Mevlana'nın düşünce sistemini, hayat görüşünü günümüze taşıyan Mevlevilik ve Mevlevihanelerin kuruluşunda önemli bir rol oynamıştır. Mevlevilik, Türk kültürünün temel taşlarını oluşturmuş ve bilgiyi günümüze taşımıştır. Sultan Veled soyundan gelen Çelebilerin manevi rehberliğinde
günümüze kadar ulaşmıştır. Bahaeddin Sultan Veled'in eserlerine gelince, bunlar manzum ve mensur olmak üzere ikiye ayrılabilir. Eserlerini yazarken babası Hazreti Mevlana'nın yolundan ayrılmamış, hatta onun izinden gitmiştir. Farsça, Arapça, Türkçe olmak üzere 3 dilde eser vermiş, eserlerinde halka hitap etmiş, halkın dilini kullanmıştır. Bu 3 dilde eser vermiş belki çok yerinde olmadı. Her 3 dili de eserlerinde kullanmıştır demek daha da doğru olacaktır kanımca. Manzum eserleri bir divan, 3 mesnevi. İptidaname, Rebapname ve İntihaname. Mansur eseri ise Marif'tir. Eserlerinde Türkçeyi babası Hazreti Mevlana'dan daha çok kullanmıştır. Sözlerimi Hazreti Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'e nasihatiyle bitirmek isterim. Bahaeddin, eğer daima cennette olmak istersen herkesle dost ol. Hiç kimsenin kinini yüreğinde tutma. Fazla bir şey isteme. Hiç kimseden de fazla olma. Melhem ve mum gibi ol, iğne gibi olma. Eğer hiç kimseden sana fenalık gelmesini istemezsen, fena söyleyici, fena öğretici, fena düşünceli olma. Çünkü bir adamı dostlukla anarsan, daima sevinç içinde olursun. İşte o sevinç cennetin ta kendisidir. Dostlarını andığın vakit içinin bahçesi çiçeklenir. Gül ve fesleğenlerle dolar. Düşmanını andığın vakit için dikenlerle, yılanlarla dolar. Canın sıkılır. İçine pejmürdelik gelir. Bütün peygamberler ve veliler şöyle yaptılar. İçlerindeki güzelliği dışarı vurdular. Hep halk onların bu güzel huyuna mağlup olup tutuldu. Hepsi gönül hoşluğu ile onların müridi ve ümmeti oldular. Teşekkür ederim. Efendim Esin Çelebi'ye İstanbul'da bir şilt takdim etmiştik. Aslında şilt takdim etmemiz de ona edepsizlik. Çünkü bunun bütün sahibi o. Onların o güzel destekleriyle bir sürü şeyler yapılabiliyor. Ve gerçekten Mevlana daha iyi tanınabiliyor. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. O bütün desteklerinizin hakkını da helal ediniz lütfen. Şu sizin gibi güzel çiçekler her zaman güzeldir. Lütfen kabul edin. Çok teşekkür ediyoruz.